Heyecanlı bu güzel günde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kepez Park Orman'ın temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Gerçekten çok anlamlı bir günde çok değerli gönül dostlarımızla sizlerle birlikteyiz. Her zaman ifade ettim, bugün bir kez daha ifade ediyorum. İyi bir aşçı, iyi bir yemek pişirdiği zaman o yemeği tadan insanların yüzlerindeki mutluluğu gördüğünde çok büyük bir mutluluğa kapılır. İşte bizler de hemşerilerimiz için nitelikli yatırımları, güzel eserleri, ilimize anlam kazandıracak bu tip tesisleri yaptığımız zaman, bu tesislerde hemşerilerimizin mutluluğunu gördüğümüz zaman büyük bir mutluluğa gark oluyoruz. Ve aslında işte bu mutluluktur bize yeni yeni hayallerin kapılarını aralayan, yeni yeni projeler üretmeye sevk eden aslında budur. İşte bundan evvelki projelerimizde belli bir noktaya getirdiğimiz çevreci anlayışımızı, yeşile olan yaklaşımımızı burada çok daha farklı bir seviyeye taşıyalım istedik. Az evvel tanıtım filminde bu 228 bin metrekarelik alanın içerisinde hangi eserlerin olacağı, hangi ünitelerin bulunacağı ayrıntılı bir vaziyette sizlere aktarıldı. Gerçekten bugüne kadar 2 milyon 202 bin metrekare Antalya'ya yeni yeşil alan üretmiş bir belediye olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Evvela bunu ifade etmek isterim. Akabinde bu üretmiş olduğumuz yeşil alanların içerisinde kent ormanımız gibi, macera parkımız gibi, seyir terasımız gibi Antalyalı hemşerilerimizin ya da Antalya'ya gelen misafirlerimizin dikkatini çeken nitelikli yeşil alanların olması hepimize şehrimiz adına büyük bir mutluluk, büyük bir memnuniyet veriyor. Ama her yeni eserimizde değerli hemşerilerim, değerli gönül dostlarımız, hizmet çıtamızı biraz daha yükseltmek, vizyonumuzu daha da büyütmek bizim en temel yaklaşımlarımızdan, en temel hedeflerimizden birisi oldu. Hiç kültür merkezi olmayan 2009'da Kepez'e yeni kültür merkezleri yaptıktan sonra aynısını tekrar etmek değil, Antalya'nın en büyük kongre merkezini kazandırmaktı hedefimiz. Nitelikli yeşil alanlar kazandırdıktan sonra acaba bütün Antalya'nın dikkatini çekebilecek, Antalya için marka değeri olabilecek bir yatırım meydana getirebilir miyiz? Bunun arayışı içerisinde olduk ve bunları da yaptık. Ve işte bugün hep birlikte bu güzel ortamda temelini atacağımız bu eserde aslında Antalya'nın, 5 yıldızlı Antalya'nın marka değerine yeni artılar kazandıracak devasa bir kompleks, önemli büyük bir tesis. Ve biz bugün böylesi
nitelikli, böylesi anlamlı bir eserin temelini atıyoruz. Bununla beraber değerli dostlar, şehre baktığınız zaman şehrin avantajlarını ön plana çıkarmak ve şehre farklı bir vizyonla eğilmek, şehri insanların mutlu olacağı bir cazibe merkezi haline getirmek bizim belediyeciliğimizin en temel yaklaşımlarından oldu. Bu güzel şehrimizin hemen yanı başında, adeta şehirle dudak dudağa diyeceğimiz mesafede devasa orman alanları var. Ve bu orman alanlarından bir tanesi de şimdi bu temelini atacağımız tesisin bulunduğu yer. İçinde bulunduğumuz alan tam 228 bin metrekare bir alan. Maalesef bu alan bugüne kadar çok yeterli bir şekilde kullanılamıyordu. İnsanlarımız şehrin boğucu ortamından buralara çok rahat bir vaziyette getirilemiyordu. Çünkü buralar nitelikli bir cazibe merkezi değildi. Sadece hafta sonları günün belli saatlerinde Antalyalıların piknik için istifade edebildikleri bir mekandı. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama bu yetişmiş ağaçları bu hale getirmek, işte değerli dostlar, o çok zor bir iş. Madem şehre bu kadar yakın, raylı sistemin hemen yanı başına kadar geldiği, önünden lastikli ulaşım araçlarının geçtiği, otopark problemi olmayan böylesi güzel alanlarımız var. O zaman biz bu alanları modern parklar haline getirelim ve şehrin boğuculuğundan insanlarımızı alıp çıkaralım ve farklı bir ortamda doğayla buluşturalım istedik. Biliyorsunuz artık modern dünyada belediyecilik, değerli gönül dostlarımız, insanını şehrin boğucu ortamından çekip çıkararak çevreyle buluşturabiliyor musun? Bununla ölçülüyor. Ve işte biz böylesi bir ortamı da bulmuşken, böylesi imkanlarımız varken buraları Antalya için bir markaya dönüştürelim. İlçemiz için bir cazibe noktasına dönüştürelim arzusu içerisinde olduk. Ve bu projeyi ürettik. Bu projeyi ürettikten sonra bunu Orman Bölge Müdürlüğümüzle paylaştık ve yasal prosedürlerini tamamladık. Ve ondan sonra da değerli dostlar, bu projeyi farklı bir fonlama sistemiyle yapalım istedik. Ve bunu bir yap işlet mantığıyla gerçekleştirelim. Ve belli bir süreliğine bu tesisi yapacak olan girişimcimiz, iş adamımız bunun ihalesine girsin ve o ihalede yarışsın ve bunu alsın istedik. Ve ulusal anlamda bir duyuruyu ihale kanunu çerçevesinde gerçekleştirdik. Talipliler geldiler ve istedik ki şöyle, bu ihale biliyorsunuz Kepez Belediyesi'nin yaptığı ilk yap işlet ihalesi. Bugüne kadar hiç yap işlet ihalesi yapmadık Kepez Belediyesi olarak bu projeye kadar. Ve değerli dostlar, istedik ki açık yaraya kurt düşmesin. Bunu bir de canlı yayın vasıtasıyla yapalım. Ve iftiharla ifade ediyorum, Antalya'daki bu anlamda ilk yap işlet ihalesini canlı yayınla yapan bir belediye olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluktu. Ve o canlı yayındaki ihalede arkadaşlarımız tespit etmiş olduğumuz muhammen bedel üzerinden yarıştılar. Ve burada muhammen bedelin tespit edilmesi de, yani buranın yatırım maliyetlerinin hesap edilmesi, elde edilecek gelir ve bunun paylaşımı noktasında da devletimizin yetkilendirdiği SPK tarafından da resmen kabul edilen gayrimenkul değerlendirme şirketi, ki iki tane, bu iki şirketin ayrı ayrı raporlar alındı ve onların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle muhammen bedel de tespit edilmiş oldu. Yani resmi bir kayıtla muhammen bedel, resmi bir evrak niteliğindeki bir belgeyle muhammen bedel burada tespit edilmiş oldu. Ve bu muhammen bedel üzerinden yarıştı katılımcı firmalarımız.
Ve Uğur Beyler buradalar. Uğur Beyler'in şirketi muhammen bedelin üzerinde bir artış yapmak suretiyle bu ihaleyi almış oldu. Ve inşallah şimdi bu tesis burada özel girişimin yapmış olduğu bir yatırım olacak. Halkımızın kullanmış olduğu bir yatırım olacak. Ve belediyemiz de bundan hatırı sayılır bir kira gelirini 25 yıl boyunca almış olacak. İhale bedeli 632 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Ve 632 bin lirayı bu tesisi yapacak. Az evvel filmde seyrettiğimiz tesisi 632 bin lirada belediyemize her yıl kira ödemiş olacak. 25 yıl üzerinden bu projenin verildiğini hesap edersek yaklaşık tefetüfe oranlarını da üst üste koyduğumuz zaman belediyemiz buradan 30 milyon liranın üzerinde bir gelir elde etmiş olacak. Değerli arkadaşlar, bu çok ciddi bir rakam. Artı tabii biz böyle bir parkı kendimiz yapmış olsaydık burada işte yaklaşık 2-2,5 milyon lira da yıllık buranın işletme giderleri olacaktı. Bakım, personel giderleri, güvenlik vesaire. Bütün bunları da özel şirket üstlenmiş durumda. 25 yıl üzerinden bunları da üst üste koyduğunuz zaman belediyenin böyle bir hizmet üretmesi, şehirde böyle bir hizmetin üretilmesi ve üretilen bu hizmetin karşılığında da çok ciddi bir bedelin alınması, değerli arkadaşlar, artık bilmiyorum Aksekili mantığı mı dersiniz, Kayserili mantığı mı dersiniz, son derece güzel bir mantık olsa gerek ve bu da Antalya'da ilk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli dostlar, meselenin bir başka boyutu da şu. İftar ediyorum. Artık Kepez'de çok nitelikli gezinti mekanları, cazibe merkezleri doğmaya başladı. Kent ormanımız yaz aylarında, seyir terasımız yaz aylarında çok anlamlı bir mekan. Hemen yanı başında 70 bin metrekarelik çok güzel bir macera parkı inşa ettik, tamamladık. Yılbaşından sonra onun açılışını gerçekleştireceğiz. Yine Varsak'ta sessiz sedasız çok önemli bir kültür turizm hizmeti gerçekleştiriyoruz. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum kültür müdürümüzle birlikte. Orada 2000 yıllık bir antik şehri bir arkeoparka dönüştürüyoruz. Kültür Bakanlığımızla birlikte. İnşallah 2016 yılında onu da hedefimiz ziyarete açmak ve Antalya'nın çok önemli bir cazibe merkezi haline orayı da getirmek. Ve yine aynı şekilde Avni Tolunay'a şimdi kazandıracağımız çok güzel bir park var. Önümüzdeki hafta açılışını yapacağımız 238 bin metrekarelik dokuma alanı var. Orada da söz vermiştik, sözümüzü tuttuk. Dokumayı kimseye yedirmedik. Dokuma halkın olacak dedik ve ayın 30'unda da Dokuma Parkı'nın da açılışını gerçekleştiriyoruz. Olimpik yüzme havuzları, spor salonları, kongre merkezleri, kültür merkezleri, zaten bunları saymıyorum. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman gerçekten Antalya'ya gelen herhangi bir misafirin, yerli ya da yabancı, Kepez'e gelmek için pek çok sebebi var. Antalyalı hemşehrilerimizin doğayla buluşmak, sporla buluşmak, spor yapabilmek, kültür ve sanat etkinliklerinden istifade edebilmek için tercih edeceği en önemli merkez, değerli hemşehrilerimiz, Allah'a binlerce şükürler olsun ki Antalya'da Kepez oldu. Göreve geldiğimizde hiç unutmuyorum, bir kültür etkinliği yapacak bir tek salonumuz yoktu. Ama şimdi 9 tanesi kapalı olmak üzere 15 tane kültür sanat mekanına sahip olan bir belediye başkanı olarak ve bir belediye idaresi olarak burada bulunmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. İşte bu memnuniyet, bu iyilik ve bu güzellik hepimizin. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, Kepez Belediyesi yaklaşık 2 aydır her hafta bir açılış, bir temel atma töreni gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta Salı günü Fevzi Çakmak'taki belediyemizin yeni atölye binalarının açılışını gerçekleştirdik. Artık belediyemizin etrafını da o eski barakalardan kurtarıyoruz.
Orayı güzel bir yeşil alan haline getiriyoruz. Geçen hafta onun açılışını yaptık. Bugün Perşembe, bugün bu temel atmayı gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki haftada inşallah söz verdiğimiz gibi dokumayı halka armağan ediyoruz. Orada da büyük bir tören yapacağız. Ayın 30'unda saat 11'de. İnşallah bütün bu eserlerimizle beraber yılbaşından sonra da yeni eserleri, yeni yatırımları, yeni hizmetleri, yeni projeleri hayata bir bir geçireceğiz. Yeni yeni yapacağımız açılışlar var. Çünkü birçok eserimiz sessiz sedasız Kepez'in dört bir tarafında yükseliyor. Ve inşallah Ocak ayını da aynı hızla, Şubat ve Mart 2016'yı da aynı hızla, aynı performansla geçireceğiz. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Biz 18 saat mesai yapmayı, milletimize hizmet etmeyi günde büyük bir mutluluk, büyük bir memnuniyet olarak görüyoruz. Ama en büyük mutluluğumuz da bu açılışı sizin gibi seçkin gönül dostlarımızla paylaşmak. Ben bugün huzurlarınızda başta kurucu il başkanımız Habib Bey olmak üzere eskiden beraber yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızı davet ettim ve onlar da sağ olsunlar bu temel atma törenimize iştirak ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İl başkanımız her zaman yanımızda ve milletvekillerimizin de bugün burada selamları var. Onları da sizlere iletmiş olayım. İl başkanımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte merkezi idarenin de bölgemize her türlü desteğini almak suretiyle Kepez'in gelişim ve değişim ivmesini bir bambaşka yöne doğru taşıyoruz. Ve yine uzaktan yakından burayı teşrif eden çok değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğumuz eserler elbette ki çok değerli bir kadronun, çok değerli bir ekibin gece gündüz mesaileri üzerinde yükseliyor. Çok değerli bürokratlarımıza, belediye meclisimize, çok değerli personellerimize, huzurlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu eserlerin gerçek kahramanı onlardır. Marifet madem iltifata tabidir, o arkadaşlarımıza şöyle güçlü bir alkış yapalım diyorum. Bu arada tabii bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkamızdaki, yani benim arkamdaki, sizin karşınızdaki Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu diye biliniyordu bugüne kadar. Çünkü Açık Hava Tiyatrosu'ydu. Biz istedik ki bu hem kapalı olsun hem açık olsun. Şimdi yeni bir sistem getirdik buraya. Üzeri kapatılıyor. İstendiği zaman açılabilecek, yaz aylarında açılabilecek. Ama kış aylarında da 3000 kişilik burası ayrı bir salon, ayrı bir kültür merkezi olacak. Onun da inşaatı çoktan başladı. Yaklaşık 1-1,5 aylık zaman zarfında da burası da kapalı bir salon haline gelebilecek. Bu parkla birlikte bu kapalı salon da, Arif Nihat Asya Kapalı Kültür Salonu da Kepez'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Müjde müjde üzerine. Elhamdülillah. Ben bugün tabii her birinizin çok önemli işleri vardı, programları vardı. Biz vaktinizi işgal ettik. Sizler lütfettiniz, buraya geldiniz, sevincimizi paylaştınız. Tekrar hepinize çok teşekkür ederek ayın 30'unda inşallah Antalya'nın uzun yıllar özlemle beklediği Dokuma Parkı'nın açılışında buluşmak üzere bu tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Expo'ya da, Expo 2016'ya da değerli dostlar, büyük bir kısmını bunun yetiştireceğiz ve burada Expo 2016 başladığı gün misafir kabul etmeye başlayacağız. Değil mi Uğur Bey? İnşallah ayın 30'unda Dokuma'da buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Eserimiz hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la gıbetü lil müttegin. Ve la udvene illa alez zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, vermiş olduğun nimetlere hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bizleri böyle güzel bir memlekette yaşamayı,
güzel bir memleketin havasını teneffüs etmeyi nasip eyledin. Kulluk görevlerini ifa edenlerden eyle ya Rabbi. Sana karşı görevlerini yapanlardan eyle ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etme ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli işçimizi de. Kepez Park Ormanımız, Antalya'mıza, Kepez'imize ve tüm hemşerilerimize alkışlarımızla hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Size sevgiyle selamlıyoruz.